Selam dostlar, yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün biraz mutluyum çünkü dün akşam Trendyol Go bir devre arası etkinliği yaptı ve 2024 zamları açıklandı. Bugün sizlerle bu konuyu konuşmak istedim biraz, bu konuda bilgi vermek istedim. Şimdi bildiğiniz gibi bizde paket başı çalışma sistemi var, artı olarak bonuslar var. Yani herhangi bir sabit saatlik ücret tarzında bir ücret tarifesi maalesef ki yok. Şimdi geçmiş zamandan yani 2023 Temmuz zamında ortalama fiyatlarla bizim saatlik ücretlerimiz 140-150 liralara doğru geliyordu. Yani ortalaması buydu, saatlik 150 lira. Şu an yeni yapılan zamlarla birlikte, birazdan bahsedeceğim bu zamlardan, saatliğimiz 220 liraları bulacak. Yani bize söylenen bu şekilde, inşallah da böyle olur diyelim. Çünkü yani biliyorsunuz her şeyin fiyatı artıyor, her şeye zam geliyor. Yani sadece tamam 2024 oldu. Mesela bizim Bağkur ücretimiz aylık 4300 liradan 6500'e çıktı. Şu an 1 Ocak'tan itibaren Bağkur ödemeleri aylık 6500 lira. Onun dışında muhasebemiz var, muhasebe 1000 liraydı. Şimdi benim muhasebecim mesaj atmış, İşte 2024'te muhasebe ücreti 1400 diyor, yani 400 lira bir zam yapmış. Yani demek istediğim, hani evet gelir artıyor ama giderler de çok fazla artıyor abi. Her şeye zam geliyor çünkü. Bizim paket başı ücretimiz tekli paketler için 19,5'tu. Bu ücret 29'a çıktı. Yani bu bizim beklentimizin yani ne altında ne üstünde. Yani ortalama bu tarz bir şey bekliyorduk tabii biz Trendyol kuryeleri olarak. Yani benim çevremdeki kurye arkadaşlarım bu şekilde en azından. Kilometre ücretimiz var artı olarak. Bu da yine %45'lik, %50'lik bir zamla 2,5 liradan başlıyordu bizim kilometre ücretimiz. 0-3 kilometre arası. Bu 3,6 lira oldu sanırım. Yani dün ben baktım da tabloya. Yine bu videoya eklerim ben bunları. Şu an tam olarak emin değilim. Şuradan bir paketimi alayım ben gelmişken. Tabii çalışıyoruz. Tuvalete izleyin. Poşet, bir poşet, bir poşet, beşlik su. Oha ya, hep de beni buluyor. Bu ne ya? Her gün beşlik suların beni bulması şaka mı? Suyunuzu ya. Herkül gibiyim. Ah, bu kadar oluyor, kusura bakmayın. Şuraya gidiyorum zaten yakın Allah'tan. Sinir oluyorum ya, orada 5 tane sipariş var. Hepsi böyle küçücük tek poşet. Ulan bana gelen 2 tane 5'lik su ver. Ne anladım bu işten ya. Yemin ederim sinirlerim bozuluyor artık. Şimdi motor deneyeceğim, motor devrilecek bak. Geliyor. Sallantıda motor. Daire kaç? Uf, sövmemek için kendimi zor tutuyorum şu su siparişlerine karşı. Yemin ederim kendimi zor tutuyorum. Bu kadar da olmaz. Hep mi beni bulur ya? Şimdi gidip teslim edeyim de oradan devam edelim. Neyse abi, siparişi bıraktık. Şimdi zamlardan bahsetmeye devam edelim. Yani paket başına zam geldi. Açılış ücretine zam geldi. Şimdi ilk paketimiz 19,5'tan 29'a çıktı. 10 liralık bir zam var burada. Bunu koyduk kenara. İkinci pakette, yani birleştirilmiş ikili siparişlerde de 5,5 lira bir zam geldi sanırım ben. 10 lira diye biliyordum eskiden. 15,5 oldu ikinci paket. Yani küçük bir hesapla şöyle bahsedeyim. İkili bir sipariş aldık. İlk açılışımız bizim 29, bunu 30 diyelim. 15,5'ta oradan 45 lira açılışımız ikili siparişte. 2 kilometrede yol gittik. 50 lira. Yani ikili sipariş aldık. 2 kilometrede toplam mesafemiz var. 50 lira alıyoruz. Kötü mü? Ya değil. Açıkçası değil. Tabii daha bu yürürlüğe girmedi. Yani 1 Ocak pazartesi gününden itibaren geçerli bu zamlar. O yüzden şimdi zamlı fiyatlarla hiç paket atmadığımız için de ya bilmiyoruz açıkçası.
Ama eski sisteme baktığım zaman mesela günlük ben 33 pakete ortalama 1300 lira civarı bir para yazıyordum. Ya yani 1250-1300 civarı bir para alıyordum. Bu benim bölgem için geçerli. Ha, şu an 33 pakete 2000 lirayı göreceğiz. Yani Trendyol'un bize söylediği böyle. Ben yine tablolar var. Bu tabloları işte hesapları var. Bunları yine videonun sağına soluna vurup köşelere bir yerlere ekleyeceğim. Hani siz de oradan bir göz gezdirirsiniz. Ya yani şu an bir de diğer firmalar henüz zam açıklamadı. İlk zam açıklayan da bu kurye firması olarak Trendyol Go oldu. Aslında bu çok iyi bir şey değil. Kötü biraz. Niye kötü? Mesela atıyorum bir X firması baktı Trendyol Go bu şekilde zam yaptı. Ne yapar abi? Kuryeleri kendine çekmek için %10 fazla zam yapar. Bu tarz şey olur da abi niye olmasın? Sonuçta bir rekabet ortamı yani. Niye o kadar çok fazla iş var ki bu sektörde? O kadar fazla sipariş var ki ya bütün firmalar alım yapıyor. İster istemez yapıyor. Trendyol'un ilk açıklaması bu konuda evet biraz kötü oldu. Ama büyük ihtimalle yani diğer firmalar gerçekten çok daha fazla zam yaparsa ya Trendyol'un ben zamları revize edeceğini, tekrardan bir güncelleme yapacağını düşünüyorum. Çünkü kendini diğerlerinin arkasında bırakmaz benim tahminimce. Bonus muhabbetleri de bonuslar yine aynı tamamen. Baremler değişmedi. Yani 20, 24, 28, 33, 38 diye gidiyor bonuslar. Bu bonuslarda aldığımız şeylere yine zam geldi. Bonuslarımıza bizim zam geldi. Ortalama 100 lira, 150 lira, 250 lira, 300 liraya kadar bonuslara zam geldi. Şu anda işte 33 paket haftada 6 gün her gün 33 paket attığımız takdirde 12 bin lira fatura keseceğimiz söyleniyor. Ben bunu zamdan önce denedim. 6 gün 33 atmıştım. O zaman 8 bin liraya yakın bir fatura kesmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Hatta 8 bini bulmamıştı. Yani 7600 lira civarı fatura kesmiştim. Şu an aynı çalışarak 12 bin lira fatura keseceğim. Bu benim için güzel. Hatta ben son iki videomda bahsetmiştim. Benim Ocak zamıyla bir ayda toplamda 100 bin lira fatura kesme gibi bir hedefim var diye. Yani şu anki zamlarla bunu yapabileceğimi düşünüyorum. Hatta buna kendimi inandırdım diyebilirim size. Yani bu hedefim hala var. Pazartesiden itibaren başlıyorum. Hani hedefim gerçekten 4 fatura. Yani toplam kaç gün yapıyor abi? 28 gün. 28 günde 100 bin lira fatura kesmeyi düşünüyorum. Eğer bunu başarırsam zaten o gazla o şekilde devam ederim yaza kadar büyük ihtimalle. Abi şöyle düşünüyorum yani benim ne kadar borcum var şu an? Faizleriyle birlikte 700-750 bin lira civarı var evet. Ama ben bunu erken kapatırsam ne olur? O motor bozuldu sandım da oraya bir baktım şey durunca bizim kuryeler. Yani erken kapatmayı şey yaparsam büyük ihtimalle bunun bayağı bir faizi düşer. Ve faiz düştüğü zaman da ben çok karlı olurum. O yüzden şu anda düşüncem şu. Abi aylık 50 bin lira borç ödesem ben 8 ayda falan tüm borcumu kapatırım. Yani 400 bin liraya falan tüm borcumu kapatırım diye düşünüyorum. Vallahi çok iyi olur benim için. Hedefim bu yönde. Artık bu saatten sonra hani çalışacağım abi. Gerçekten. Zaten hani önümüz kış. Şu an Mayıs, Haziran ayına kadar havalar böyle serin, soğuk geçecek. Yapacak pek de bir aktivite yok dışarıda. Ne yapacağız? Ya mecburen çalışacağız. Hayırlısı olsun diyorum. İnşallah daha güzel şeyler olur. İnşallah daha çok kazanacağımız günleri de görürüz. Şu an için ben yani memnunum diyebilirim ya. Bilmiyorum. Çünkü daha zamlı fiyattan çalışmadığım için hani erkenden de bir şey söylemek istemiyorum. Şu an pazartesi olsun, zamlı fiyatlar açıklansın. Zaten ben 20 pakete ne kadar kazanılıyor, 24-28. Hani bütün şeyleri, bonusları, bütün baremleri, kaç para kazanıldığını tek tek paylaşacağım. Yani sağdan soldan arkadaşlardan alırım işte 20 paket atan birinden alırım kazancını, ekran görüntüsünü. 24'ten, 28'den hepsini tek tek ben paylaşacağım. Yani bir de sizlere de sormak lazım. Yorumlarda memnun muyuz, değil miyiz? Eğer bu konuda bir fikriniz varsa belirtirseniz çok sevinirim. Şimdi ben yemek yemeye geldim. Videoyu burada kesiyorum. Bu hani zamın bilgilendirme videosuydu.
Bakalım hakkımızda hayırlısı olsun diyorum. İnşallah güzel paralar kazanırız. İnşallah sağlıklı, güzel, mutlu, huzurlu bir sene olur. Herkese de mutlu seneler diliyorum. İnşallah hepimiz 2024 yılında hedeflediğimiz, hayalimiz, kurduğumuz her şeye sahip oluruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.